Aktardıkların için ben sevgili konuklarıma döneceğim. Cem Tözge ve Tufan Cömert bu çarşamba akşamında bizlerle. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar Barış. Çok teşekkürler. İyi akşamlar Tufan. İyi akşamlar. Selam Cem, iyi misin? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Görüşürüz inşallah yakında. Evet, inşallah. Skype bağlantımızın sonuna geliyoruz diye buradan. teşekkür ederim ikisine de. Şimdi Tufan abi seninle başlayacağım. İlginç. Ya şu dolar TL'yi bir arkadaşlarımdan rica edeceğim. Fed'i falan konuşacağız, tutanakları biliyorum. Dolar TL'ye yine bir döneriz de. Ya bu nasıl böyle bir, ben bayağıdır görmemiştim. Yani böyle 0.00001 falan oluyor. Bu kadar hareketsiz bir dolar TL bize bir şey diyor mu? Ya Barış bu kadar da takma, önemseme, çok takıldın da diyebilirsin ama şu an ekranda 0.001 değişim zaten %0.0. Hiçbir değişim yok. Vallahi bak gün içinde bakıyorum 8.65 en düşük, 8.71 en yüksek. Yani baktığın zaman böyle kabaca işte 6 kuruşluk bir bant içerisine gitmiş gelmiş. Şu anda da kabaca bunun ortasına yakın bir yerde. Yani aslında hemen hemen hiçbir şey olmuyor. Uzunca süredir bahsettiğim hani borsadaki hacimsizlik falan diyoruz. Döviz tarafında da keza öyle bir durum söz konusu. Hatta bugün üzerinde hazineci arkadaşlarla hani bir baktık ne oluyor, ne bitiyor, kim alıyor, kim satıyor falan diye. Herkesin şikayeti gene aynı. Hacim yok ama bir miktar bireyselden satış geldiği için en azından dolar endeksine karşı biz biraz daha iyimser kalmayı başardık. Yani çok önemli, temel şöyle bir hikaye olduğu için kurda oynaklık çok az falan diyecek bir şey yok. Piyasa şartları, yazın getirdiği rehavet, işte bayram geliyor, belki 11-12 gün bayram olacak falan. Hani bunların getirdiği şey, yaz rehaveti deyip geçebiliriz bence. Peki, ya bir izleyicimize demiş, Barış Bey aman demiş, daha önce de cetvelle çizilmiş gibi diyordun, aman deme, en son öyle dediğinde 6.50'den 8.20'ye gitti. Ya orada onu dediğimiz dönemleri hatırlıyor değerli izleyicilerimiz. 6.84-6.85 aynen. Evet, meşhur 2 ay boyunca aynı seviye. Ya biz dedik ki cetvelle 6.85 yani daha sonra zaten gündeme geldi, tartışıldı. Ama şu an öyle bir durum olduğunu zannetmiyorum. Cem Tözge bu kadar sakinlik, hani kötü mana, ama nasıl, neden bu sakin manasını elbette sormuyorum da buna ne diyorsun? Ya ne güzel işte. İstediğimiz güzel bu değil işte, mi? Barış, sakin olsun. Keyfini sür. Oynaklık olmasın. Düşürdük. Oynaklığı düşürdük. Oynaklık yani, olmasın da. Bir... Tamam da yani bu da böyle sanki böyle bir şey gibi. Acaba yaşıyor mu? Noktasında bize soru sordu. Bence ana sebep şu Barış. Dün tabii enflasyon beklentinin üzerinde gelince bir şekilde Merkez Bankamızdan olası o faiz indirim beklentileri ötelenmiş durumda. Yani hani bir zaten Temmuz'da ya da Ağustos ayında bir faiz indirimi gelir mi soru işareti vardı bundan bir iki ay önce, ama dünkü enflasyonu netleşti ki gelecek haftaki Merkez Bankası toplantısında herhangi bir faiz indirimi olmayacak. Belki son çeyreğe kadar hiçbir şekilde bir faiz indirimi olmayacak. Çünkü hani ekonomistler, herkesin dediği, benim de katıldığım, enflasyon bir şekilde önümüzdeki aylarda yukarı gitme, tırmanma potansiyeli taşınmakta. Özellikle son gelen zamlarla, yani Temmuz enflasyonu daha yukarıda bir seviyede olacak. Tabii bu Merkez Bankası'nın faiz indirimler konusunda biraz elini zorlaştırıyor. Ben bunun ana sebep olduğunu düşünüyorum. Yani bu son iki günkü oynaklığı, yurt dışında yaşadığımız bu doların güçlü seyrine bizim nispeten biraz daha dirençli olmamızın bence ana sebebi bu. Dediğim gibi her zaman TL için yüksek faiz şu anda koruma kalkanı görmeye devam ediyor. Tufan'ın da dediği gibi önümüzde uzun bir bayram tatili var. Yani TL short olmanın maliyeti yüksek. Ben bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani biz yani önümüzdeki faizler süreçte... iyi anlamında mı? Evet, yani faiz yüksek olduğu için TL'yi shortlamak özellikle yabancı tarafta biraz maliyetli oluyor. Swap maliyetinden bahsediyorum. Bu da hani önümüzdeki en azından Temmuz ayı sonuna kadar ben bu oynaklığın düşük seviyelerde kalma ihtimalini daha yüksek görmekteyim. Peki, Tufan Cömert'e döneceğim.
tutanaklar diyelim, FED tutanakları çok anladığım kadarıyla Tufan abi sen daha yorum, çok heyecanlandıracak, aman FED tutanakları geliyor, bu haftanın en önemli olayı o falan dediğimiz gibi bir şey sanki çıkmadı mı? Senin öne çıkaracağın başlıklar neler? Bir de tutanaklar sonrası çok hafif dolarda, yani gün içerisi yüksek seviyelerden çok hafif bir aşağı hareket oldu. Ama yani sadece euro dolar hala tabii 0.18 aşağıda. Dolar hala bir miktar güçlü ama gün içerisi kadar değil. Nasıl değerlendiriyorsun FED tutanaklarını? Şimdi ben tutanaklarla alakalı 3 tane not aldım. Yani kısa kısa ne var diye önemli olabilecek. Bir tanesi tartışmaya başlayalım diye tartışmışlar. Şimdi zaten geçen şeyde de FED kararı sonrasında bunu konuşuyorduk. Konuşmaya başlamayı konuştuk falan gibi böyle ifadeler geliyordu. Hatta biz de ya işte konuştuysanız konuştunuz, çıkıp adam gibi söyleyin diyorduk. Net bir şekilde tutanaklarda görüyoruz ki bu artık ciddi ciddi bir konu. Yani öyle ya da böyle bir şekilde tahvil alımlarını azaltma konusunda çok ciddiler. Bundan geri adım atmak yok. Hatta ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde önce hangisini azaltalım? Acaba doğrusu bunları mı azaltmaktır? Zira ev fiyatları çok hızlı yükseliyor gibisinden bir teknik tartışma da var. Hani net bir şekilde bu tartışmanın başında falan değiller. Hani biz konuşmayı konuşacağız falan değil. Bildiğimiz tartışıyorlar net bir şekilde. Neyin ne zaman yapacaklarını bile konuşmuşlar. Dolayısıyla bu piyasanın şu anda fiyatladığından, şu anda gördüğümüz faizlerden bence biraz daha farklı bir resim olabileceğini gösteriyor. Bir de tutanaklarda enflasyon konusunda dikkatimi çeken, şimdi tabii kimlerin olduğunu söylemiyor ama 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyordur onu, yani bu işleri iyi takip edenler. Enflasyonun kalıcılığından, yani enflasyon geçici söylemine çok da ikna olmayan bir grup FED üyesi var benim gördüğüm kadarıyla. Yani bunlar eğer olur da veriler, işte ISM'in ücret endeksi veya işte saatlik ücretler açıklanan veya enflasyon çekirdek PCE, bunlarda tedirgin edici bir seyir görüldüğü takdirde bu kanat güçlenebilir. Dolayısıyla ben burada geçen toplantıda aldığımızdan biraz daha şahin bir mesaj aldığımızı düşünüyorum normal şartlar altında. Şimdi ben böyle düşünüyorum, piyasa fiyatlamasına bakıyoruz, alakası yok. Tam tersine geldiğimiz noktada burası işte 10 yıllık tahvilimiz, 1.30 tahvilimiz diyorum, özür dilerim. 1.30'larda, 1.30'lardayız evet. Evet, fakat daha da enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi Amerikan tahvilleriyle Avrupa tahvilleri arasındaki korelasyon bazen artıyor, bazen azalıyor. Geçtiğimiz bir ay, iki ay için ben bunu yaptığımda, günlük bazda bu değişimlere baktığımda korelasyon sadece 0.1 çıkıyordu. Yani istatistiki açıdan, yani güneşin açması, yağmurun yağmasıyla eşit derecede bir korelasyonu gösteriyor bu. Fakat son bir hafta için, hatta son birkaç gün için böyle biraz istatistiği zorlayarak yaptığım korelasyonda 0.4'e çıkmış olduğunu görüyorum. Keza şimdi Alman tahvilleri 0.28, eksi 0.28, 0.29'da işlem görüyor. Bunlar aşağı geliyor. Yunan tahvilleri bile hani ciddi şekilde aşağı geldi. Şimdi bu anlamda bütün dünyada aslında benim gördüğüm FED tutanaklarından bağımsız olarak reflasyon trade diyorduk ya, enflasyon yükselecek, kalıcı olacak kaygısı vardı. Net bir şekilde piyasa şu anda bu reflasyon trade'inden vazgeçiyor fiyatlaması var benim gördüğüm. Peki hemen Avrupa'daki tahvil faizleri ekranlara getirecek sevgili arkadaşlarımız. O gelirken ekrana Cennet Özge'ye dönmüş olayım. Tutanaklar Tufan Cömert yorumladı. Tabii bu arada Alman 10 yıllığı -30'larda. Oralarda da ufak ufak geri çekilmeler var. Onu da söyleyelim. Tufan Cömert'ten sonra Cem Tözge'ye döneceğim. Tutanaklarda acaba Cem Tözge ne gördü? Neyi öne çıkarıyor? Piyasa tepkisini de yine Cem Tözge'den yorumlamasını rica edeyim. Açıkçası hiçbir sürpriz görmedim. Piyasa daha şahin bir tutanak bekliyordu. O net. Ondan dolayı piyasa mutlu olmuş gibi gözüküyor. Yani son geçtiğimiz toplantının detaylarına baktığımız için bu tutanaklar önemliydi. Ama şunu görüyoruz. Tamam, tartışıyorlar, tartışacaklar belli ki. Ama en azından önümüzdeki Temmuz toplantısında tapering ile ilgili bir net bir açıklama gelmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü şunu gördük ki hani o işte birkaç kişi, işte many, several, hani tam Türkçesi nasıl diyeyim, birkaç kişi nasıl, yani bir şey yok, bir konsensüs yok. Yani bazı insanlar tapering'in hala tartışmanın erken olduğunu düşünüyorlar. Bazıları bir an önce yapılmasını düşünüyorlar gibi gözüküyor. Ama bir konsensüs olmaması, net bir
resim çizilmemesi bence piyasadaki bir miktar bu tapering kaygısını şu an için azaltmış durumda. Tabii tahvil tarafına baktığımız zaman çok ilginç fiyatlar var. Tufan da söyledi. Yani nasıl mesela 1.75'lere gittiğimiz vakit o hareketin çok agresif olduğunu, çok mantıklı olmadığını düşündüğümü söylesem zamanında, şu anki hareketle çok anlamlı bulmuyorum. Yani şu anda piyasa bir anda bir stagflasyon fiyatlaması sanki girmiş gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki süreçte Amerika'da datalar güçlü gelmeyecek ama bunun yanında enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. Yani hem durgunluk olacak hem de bir enflasyon kaygısı da var. Böyle bir fiyatlama içine girmiş gibi gözüküyor. Artı bence 1.5 seviyesinin kırılmasıyla bu çok ciddi şekilde o 1.75'lere giderken açılmış olan tahvil short pozisyonların hızlı bir şekilde kapandığını da görmekteyiz ki bu hareketin bence ana sebeplerinden bir tanesi bu. Yani short squeeze dediğimiz yani açık pozisyonların bir şekilde kapanması bu hareketi beraberinde getiriyor. Yani bir teknik hareket olduğunu da düşünüyorum. Dediğim gibi bu tutanaklara bakıp şunu soracağım. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin bu kadar aşağı gelmesi ki şöyle bakıyoruz 1.30'un da altını gördü. Şimdi bu bizim için, gelişen ülkeler için iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bu böyle güvenli limanla gelişen ülkelerden çıkışı daha da tetikleyebilecek, risk iştahını bozulduğu bir tabloyla faizlerin düşüşü bu eşittir. TL varlıklar için kötü anlamına mı gelir? Yoksa işte görece faizler dünyada aşağı geliyor, bizim faizimiz de, biz burada zaten faizimiz yukarıda, daha avantajlı hale önemi çıkarız. Bunun acaba buradan tabii... yani birkaç günlük bir hareket ama önemli bir, dikkat çekici bir hareket. Cem Tözge ne dersin? Aslında her zaman Amerika'da faizlerin düşük olması Türkiye için iyi haber. Çünkü yüksek borçlu bir ülkeyiz. Dolar borcumuz var. Eurobond şeklinde borçlanma önümüzdeki süreçte artarak devam edecek gibi gözüküyor. Bundan dolayı Amerikan tahvil faizlerinin tabii ki düşük olması Türkiye için iyi bir şey. Yani ana resme baktığımızda önümüzdeki süreçte eğer Amerikan tahvil faizleri işte 1.30-1.50 bandı hareketinde kalmaya devam ederse ben bunun TL varlıkları olumlu yansımasını beklerim ama son iki günlük hareket bir risk off dediğimiz yani riskli pozisyonları kapatıp tekrardan güvenli liman Amerikan doları ya da Amerikan tahvillerine girişi beraberinde getiren bir hareket gibi gözüküyor. Ondan dolayı tabii özellikle dün borsada son o iki saatte gelen satışlar işte dolar TL'de 8.71'lerin bugün de dün de test edilmiş olmasına buna bağlamaktayım. Ama dediğim gibi eğer faizler de tekrardan bir bant hareketi söz konusu olacaksa ki ben hala 1.5'lara kadar gidecek bir hareketin çok makul olacağını hatta biraz daha üstüne gitse bile bunun makul olacağını ve TL varlıklara olumlu yönde yansıma ihtimali daha yüksek görmekteyim ama dediğim gibi son iki günlük hareket kalıcı bir tahvil faiz hareketinden ziyade bir risk off pozisyon kapama tekrardan dolar pozisyonlarına geç riskli pozisyonu kapa mesela farkındaysan emtialar eş zaman satışıyor. Bu tabii bu açılmış pozisyonun kapanması gibi gözüküyor. Ama tabii emtiaların da aşağı geliyor olması tüm dünya merkez bankalarının bence sevinmesi gereken bir gelişme. Çünkü burada biliyorsun özellikle hep girdi maliyetinden bahsediyorduk. Özetlemem gerekirse bu iki günlük hareket önümüzdeki birkaç gün daha devam edebilir. Evet. Onu söyleyebiliyorum ama ben aslında baktığın zaman bu faiz seviyesinin TL varlıkları için destekleyici olduğunun altını çizmek istiyorum. Yani buradan hakikaten işte Amerikan 10 yıllık 1.30'larda 1.30'dan 1'e doğru gidiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi o da böyle hayal edilemez böyle garip bir şey olur herhalde yani. Bambaşka bir ne oluyor deriz yani 1.30'lardan da 1'lere doğru 1.10'lara doğru giderse. Tufan Cömert aynı soruyu. ABD tahvil faizindeki düşüş. Hani bizim için küresel bu risk iştahı için Cem Tözge yorumladı ama nihayetinde ne demek? Nasıl yorumlarsın? Şimdi ben Cem'e göre biraz daha iyimser taraftayım bu konuda. Ben dediğim gibi bu reflasyon trade'inin en azından ciddi hani bittiği belki çok iddialı bir laf olacak ama ciddi yara aldığı dolayısıyla burada pozisyonların yani işte çok yukarıya gidecek tahvil faizi 2.5-3 olacak diyen pozisyonların bir miktar kapandığı filan raporlanıyor. Dolayısıyla bu aslında bizim açımızdan
piyasalar ise özellikle hisse senedi piyasalar açısından bence iyi bir gelişme. Hatta şimdi böyle birkaç adım ileriye gideyim. Çok böyle fantezi bir senaryodan şimdi bahsedeceğim. Şimdi dünyada bazı gelişen ülke merkez bankların faiz artırdığını gördük geçtiğimiz ay içerisinde. Yani Rusya, Brezilya, Güney Afrika, İsrail artırdı yanlış hatırlamıyorsam, Macaristan, Polonya vesaire. Genel bunlardaki sıkıntı nedir? Bir emtia tarafındaki o süper fiyat artışlarına yani süper döngüden olumsuz etkilendikleri için enflasyon beklentini kontrol altına almak için böyle bir önleyici vuruş yapmayı tercih eden bankalar bunlar. Sözlü yönlendirmeleri de faiz artışının devam edeceği, sıkılaşmanın devam edeceği yönündeydi. Şimdi eğer bu gördüğümüz faiz seviyeleri kalıcı hale gelirse biz %2'leri falan değil, senin dediğin gibi %1'leri ve hatta %1'in altını falan konuşacağımız bir ortam olursa tekrar söylüyorum şu anda 3-5 adım ilerisi bir senaryodan bahsediyorum. Böyle bir senaryoda o zaman faiz artış baskısı tüm dünyada azalır. Bizim üstümüzdeki hani tamam bizim enflasyonumuz bambaşka bir telden çalıyor ama en azından böyle bir ortamda global ortamda Türkiye destekleyeceği için bir miktar TL varlıklar açısından olumlu olur. Şimdi tabii buraya gelmemiz için neyi görmemiz lazım? Bu Amerika'daki toparlanmanın göründüğünden daha çok iyimser bir senaryo lazım. Kendine söyledin ama değil mi? Öyle gibi göründü bana. Evet. Bayağı tabii güzel. O yüzden dedim hani fazla iyimser. Yani keşke senaryosu da tabii oraya daha var. Şimdi bunun ilk adımı ne olabilir? Hani böyle bir senaryoyu konuşabilmemiz için bakarız ki Amerika'da istihdam artışları zayıf gidiyor. Fiyat artışları, ücret artışları yine zayıf seyrediyor. Emtia fiyatlarında böyle çok insanı rahatsız eden enflasyonda tekrar bir maliyet artışı yaratacak bir yeni bir artış dalgası görünmüyor. Bu senaryoda ya deriz ki sanıyoruz işte artık hani bundan sonra o baskı azalmaya başladı. Sonraki aşamalarda bakarız ama şu anki durum nedir diye sorsan bugün OECD'nin bir raporunu gördüm. Diyorlar ki pandemide 114 milyon kişi dünyada işsiz kaldı, işini kaybetti. Muazzam bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi her ne kadar ekonomiler toparlıyor falan desek, hani Türkiye'den çevremizden de bunu görüyoruz. Yani kriz öncesinde işte bir sürü işi olan, ne bileyim hizmet sektöründe çalışan arkadaşımız şu anda çok zor günler geçiriyor. Şimdi bunların bu iş kaybının yerine konması, bunların yeniden iş talebi desteklemesi, enflasyon yaratması, merkez bankalarının üstünde sıkı para politikası baskı artması falan derken hani hakikaten uzun bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman ben daha kısa vadede şu ortamın hisse piyasalarını destekleyecek, gelişen ülke para birimlerini gene destekleyecek. Bu yüzden de TL açısından, Borsa İstanbul açısından bir fırsat penceresi yaratabileceğini düşünüyorum. Yani pencereyi hafifçe aralayacağını düşünüyorum. Öyle çok abartılı bir şeyden bahsetmiyorum. Peki araya gideceğim. Araya gitmeden Cem Tözge küresel emtia fiyatları diye Tufan abi ifade etti. Faizlerdeki bu gevşemeyi konuşuyoruz. Burada biraz petrol fiyatlarındaki dönüş de etkili olabilir mi? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmazlığı OPEC'te ve 76 zirvelerinden biraz aşağı doğru bir tamam hala da bir 70'lerin üzerinde bir petrol var. Bu konu için dikkate değer bir hani piyasaları etkileyebilecek bir cephe diyebilir miyiz fiyatlamalarda? Etkileyebilir. Çünkü OPEC'te bir şekilde uzlaşma olmaması ve aynı günde Suudi Arabistan'ın sattığı petrol zam yapıyor olması şöyle bir kaygı piyasada yarattı. Acaba bu OPEC karteli bir şekilde dağılacak mı? Yani önümüzdeki süreçte işte Suudiler farklı bir fiyat politikası, Ruslar farklı bir fiyat politikası, diğer OPEC üyeleri farklı bir fiyat politikası izleyip bir şekilde petrol fiyatlarının rekabetçi bir şekilde, rekabetçi koşullarla aşağı gelmesine sebep olabilir mi kaygısı var. Tabii bu yeni varyantla ilgili kaygıların da ben bu satışlarda bayağı bir yer kapladığını düşünmekteyim. Zaten ben de 70 doların üzerlerinde çok açıkçası inandırıcı ya da kalıcı olduğunu düşünmeyen taraftaydım. Çünkü hatırla pandemi öncesi baktığın zaman uzun bir süre petrolün, özellikle WTI'den konuşuyorum, bulunduğu seviyeler 55 dolarlar seviyesinde bir seviye ve hala açılmayan bir sürü sektör var. Tabi burada petrol fiyatlarının bu kadar yukarı gidiyor olması Amerika'daki kapalı kuyuların hala tam olarak aktif olmamasıyla da kaynaklı ya da kaya gazı üretiminin hala eski seviyelerde olmaması kaynaklı. Ama baktığım zaman ben 70 dolarların önümüzdeki süreçte aşağı doğru kırılma ihtimalini daha yüksek görmekteyim. Tabi bir bunun piyasa üstünde etkisi ne olur? Açıkçası bizim gibi petrolle bağımlı ülkeler için olumlu haberdir. Yani bu bence
TL üstündeki baskıyı bir miktar azaltabilecek bir gelişmedir. Ama tabii diğer gelişmekte olan ülkeler, yani petrol üreticisi ülkeler üstündeki satış baskısını da arttırabilir diye düşünmekteyim. Peki araya gideceğim izninizle. Bu arada Amerika'daki enflasyon beklentilerinin de nispeten hani zirveyi görüp biraz aşağı geldiğini ve son birkaç günde biraz daha gerilediğini görüyoruz. 10 yıllık break-even'larda 2.28 seviyesine kadar geriledik. Amerika için faizleri konuşuyoruz, tahvil faizlerini konuşuyoruz, FED tutanakları, petrol fiyatlarının aşağı gelişi bir miktar ve enflasyon beklentileri de karşımızda. Burcu. Piyasa daha şahin bir tutanak bekliyordu Fed'den. Temmuz toplantısında varlık alımlarının azaltılması konusunda net bir açıklama gelmeyecek gibi görünüyor dedi Cem Tözge Fed tutanaklarına ilişkin yorumunda. Tufan Cömert ise tutanaklara göre Fed net bir şekilde tahvil alımlarını azaltmayı tartışmasının başında değil, neyi nasıl azaltacakları konusunda teknik tartışma bile yapmışlar dedi bir önceki bölümde. Sohbetimiz devam ediyor. Bir taraftan tabii bu akşam, dün akşam olduğu gibi şu dakikalarda Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka ile kim oynuyordu arkadaşlar? İngiltere maçı var ve Danimarka'da 1-0 önde. Onu da söyleyeyim, yani karşımızda böyle nispeten merak edilebilecek. Hani böyle acaba ne oluyor bu maç, heyecanlı mı diye böyle bir rakip de var, onu da söyleyeyim. Maça dair skoru da ama biz paylaşacağız, merak etmeyin. Cem Tözge, biraz Borsa İstanbul'da devam. Yani bu kurdaki o sakinliğin nedenlerinden bir tanesini orada da bulabiliriz. Yani tam 22'de ben program başlarken bu kadar sakin olmasının nedenlerinden biri de o olabilir. Şu ufak böyle bir anımı aktarayım. Sonra Cem Tözge'ye geçeyim. Hazır. Vatandaşlar, izleyicilerimiz, bu arada maç 1-1 olmuş, onu da söyleyelim. Dakika skor veren tarafa geçtim. Şöyle ufak bir anım var. Cem Tözge ve Tufan Cömert. Ben tabii ekonomi yayınları öncesinde dış habercilik yapıyorum. Filistin'in işte Gazze bölgesine gitmiştim. Gazze bölgesinde o dönem İsrail'in operasyonları vardı. İsrail'in saldırıları vardı. Ve günlerce bombaladılar Gazze'yi, İsrail. Ve Dünya Kupası final maçı vardı. Biz de Gazze'deyiz. Gazeteciler işte bir kafe gibi bir yerde, bir otelin kafesinde hepimiz toplandık. Ve maç zamanında, bombardıman sürekli devam ediyordu burada, maç sırasında bombardıman kesildi. Gerçekten herhangi bir işte atış, saldırı vesaire olmadı. Yemin ediyorum, yani birebir tanıklık, maç bittiği anda 5 dakika sonra İsrail helikopterleri yine Gazze'nin üzerinde görüldü. Ya dedik, hakikaten maç, futbol orada bile böyle muhtemelen bir şey, böyle bir olayı ilginçti, yani onu söyleyeyim, önemli olabiliyor. Cem Tözge'ye döneceğim, vaktinizi aldım, özür dilerim. Borsa İstanbul bugün bir yükselişi gördük ama Cem Tözge şunu söyleyeyim. Dün akşam Mehmet Ahçıoğlu ile beraberdik. Barış dedi, borsa kolay kolay düşemez. Bak bugün düştü ama bak yarın muhtemelen yukarıda olacak. Zaten biz bir gün yukarıda, bir gün aşağıda. Bir gün aşağıda, bir gün yukarıdayız. 1400 civarında dolaşmaya devam ediyoruz. 200 günlük ortalamamızın çok yakınındayız, 1392. Bugün 1390'da kapattık. Ve 2021'in ilk yarısında da küresel anlamda baktığımızda grafikte geldiği kenara aslında çok ciddi bir giriş var Haziran ayında da. Nasıl görüyorsun, sana sözü bırakayım. Evet, yani borsanın aslında yükselmeye bir şeyi var, meyili var. Orası net. Ama bir şekilde o hep bahsettiğimiz kalıcı güçlü bir para girişi olmadığı için bu yükseliş çabaları işte yurt dışında birazcık hava bozulduğu vakit, ki dün bunu çok net bir şekilde gördük, hemen terse dönebiliyor. Ama sonra film kaldığı yerden devam ediyor. Yani bir şekilde böyle hani Yeniçeri yürüyüşü gibi iki ileri bir geri, hani bir tam dersin, hani toparlayacağız, 1400'ün üstüne atacağız ama işte ufak bir ters haberde dün gördüğümüz gibi işte sert bir satışla karşı karşıya kaldık. Ama ben de sana katılıyorum. Bir miktar sanki özellikle çok düşük seviyelerde olduğumuz hikayesi. Tabii bunun çok güçlü bir hikaye değil ama sonuçta bir gerçek. Yani baktığın zaman işte bu akşam bile hani yok Amerika'da şöyle oldu, risk off dedik falan, ama bakıyorum S&P yeni zirve. Nasdaq yeni rekor. Yani dünyada hala hisse senedi
ortamı ya da boğa piyasası devam ediyor. Ve böyle bir ortamda zaten çok düşük seviyede olan bir İstanbul Borsası'nın yukarı gitmesi kadar normal bir şey yok. Tabii buraya umarım önümüzdeki süreçte bir miktar para sokabiliriz ki son rakamlardan gördük biraz yabancılar özellikle bankacılık tarafına ilgi göstermişler gibi gözüküyor ki ben bu ilginin devam etme ihtimalini yüksek görmekteyim. Cem abi özür dilerim. Sana katkı olmasıyla arkadaşlarımızın grafikleri var. Haziran ayında Garanti Bankası en çok alınan hisseler arasına girmiş. Sanırım yabancının da ilgisini görüyoruz. Bu niye biliyor musun? Bence iki tane sebebi var. Hani hep bahsettiğim şuydu birkaç yayındır. Bir, aşı konusunda hakikaten biz bu işi bir kere o öngörülenden daha sanki önce çözeceğiz gibi gözüküyor. Bence bu normalleşme adımları bakımından olumlu bir şekilde bankalar üstünde olumluluk doğuruyor. İkincisi de bence hep deriz ya aslında düşen faizler bankacılık sektörü için iyi haberdir ama bu sefer sanki faizlerin yüksek kalıyor olması bir miktar bu kurdaki oynaklığı düşürme ihtimali taşıdığından kaynaklı ki yayının başında dedim yani bu kurdaki volatilitenin düşmesini ben önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın en azından sabit kalma ihtimalinin belli bir süre daha olduğuna bağlamaktı. Bu da bence bankalara destek veriyor. Zaten hani bankacılık sektörünü konuşmaya gerek yok. Çok çok değerlerin bakımından geride kalmış durumdayız. Hem Türkiye'deki tarihi rakamlara hem de yurt dışı kıstaslara göre. Ben bundan dolayı yükselme ihtimalimizin özellikle bu 200 günlük hareketli ortalama sen de belirttin tam etrafında dolaşıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 1392 gibi seviye. Evet, 1392. Bunun üzerine atabilir isek ben kısa vadede 1415-1420 seviyesine doğru bir yükselişin beraberinde gelebileceğini düşünüyorum. Ki biz bu hareketi unutma hani Ereğli Bimaş gibi endekste çok ağırlığı olan hisselerin geride kaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Mesela Ereğli hani dedik ya ekliyada bir gerileme var. Bir miktar tabii satış baskısı hissediyor. Aynı şekilde Havayolları satışıyor. Birkaç. Havayolları satışıyor. Ama mesela öteki tarafta da mesela bu haftanın ya da son bir haftanın hani en iyi kağıtlarından bir tanesi ya da endekse en fazla destek veren kağıdı Arçelik ve Koç Holding gibi geri alım açıklayan hisse senetleri. Dediğim gibi ben kısa vadede olumluyuz diye düşünüyorum. Ama ne kadar hızlı bir şekilde bir ivme yakalayabiliriz? Orada kuşkularım var. Bizim bir an önce bu hala çok düşük seviyelerde olan hacimlerin artmasını görmemiz lazım. Buraya yeni yatırımcıların gelmesini görmemiz lazım. Bu da dediğim gibi kurdaki oynaklık eğer önümüzdeki süreçte düşük kalmaya devam edebilir ve Tufan da dediği gibi eğer yurt dışındaki bu tapering kaygılarının azalmasıyla düşük faiz ortamı devam eder ise yabancının ben bir miktar Türkiye'ye giriş yapma ihtimalini yüksek görmekteyim. Evet, bu yabancı işlemleri de geldi ekranlara. Bir tam ekran rica edeyim Tufan Cömert'e dönerken. Yani şöyle hep deniyordu. Çıkan çıktı artık yabancı vesaire diye. Şu grafiğe böyle bakınca sütunlara hakikaten hani öyle mi acaba diye insan sormadan edemiyor. Umarım öyledir diye görürüz. Yine Tufan abi Mehmet Aşçıoğlu'na atıf yaparak sana soracağım. Mehmet Aşçıoğlu dedi ki ya Barış artık borsa düşemiyor zaten dedi. Hani o kadar şey ki düşemiyor da dedi. Ha, bir yere de gidemiyor. Bir hikaye yazamıyoruz ama düşemiyor da. Böyle bir tablo gibi sanki. Tabii ki senin yorumların nasıl dinlemek isteriz. Buyurun. Valla Mehmet Bey'e katılıyorum. Düşemiyor borsa. Zaten düşmesin. Açıkçası düşmemesi için de çok da haklı sebepler bence var. Şimdi önce bir şunu söyleyeyim. Hani biraz önce garantinin şeyinden takasına işte yabancı giriyor falan diye. Bir haftadır biz de özellikle bankacılık hisselerinde yeniden yabancıların giriş yaptığını net bir şekilde görüyoruz. Şimdi burada garantinin takasını söyleyeceğim. Niye garantiyi söylüyorum? Hatırlarsak işte 19 Mart, 22 Mart Merkez Bankası değişimi sonrasında yaklaşık yani en likit ve yabancı takası en yüksek hisse olduğu için burada çok ciddi satış görmüş. 15 puana yakın yabancı payı azalmıştı. 40 küsürlere düşmüştü. Tam dibine atıyor. Fakat şu anda yeniden %56'ya çıktı buradaki yabancı payı. Peyderpey giden yabancının bir kısmının geri döndüğünü görüyoruz. Tabii bunlar muhtemelen aynı aktörler değil. O zaman da söylemiştim. Türkiye'ye çok uzun vadeli yatırım yapan fonların çıktığı ama bunun yerine işte
düşük değeri takip eden, yani işte fiyatı ucuzlamış ama iyi hisseleri takip eden başka bir yabancı yatırımcı grubu Türk hisselerinde yeniden pozisyon almaya başladı. Şimdi bu iyi haber mi? Bence iyi haber. Yani borsanın bundan sonra düşebileceği yerlerin çok büyük bir makro riskimiz olmadığı takdirde, tabii ki o şerh her zaman koyuyorum, mevcut bilgiler ışığında konuşuyorum. Böyle bir şey olmadığı takdirde borsada bizim gene işte uzunca bir süredir içinde bulunduğumuz 1350-1450 bandını korumamızı bekleyebiliriz. Şimdi bu yabancının yeniden işte ucuzlamış hisselere geliyor olması önemli sebeplerden biri. Bu arada İkinci Garanti konu, Bankası bence, ufak bir lafı unutma, Nisan dibinden %33 yukarıda Garanti Bankası son hareket, yani son rallide diyebiliriz artık %33 Nisan'daki dibinden söylüyorum. Evet. Ya o dönemde konuşuyorduk. Yani bu kadar ciddi, özellikle bankacılık hisselerine, sadece Garanti bütün bankacılık hisselerine geldi. Hani bunun çok temel artık açıklandığı bir şey yok. Bu tamamen işte yabancının Türkiye bakışının değişmesi ve bunu da nerede likitte varsa oradan çıkmasıydı. Hatta şöyle söyleyeyim, swap piyasası, hani gecelik bile giriyorsun swap'a, repo gibi düşünmek lazım, hani yatırımcı açısından anlatayım. Şimdi sene başından beri swap piyasasından Türkiye'den 8 milyar dolar çıktı. Ya biz %19 faiz veriyoruz. Arjantin'den sonra en yüksek faizi veriyoruz. 19 faiz yok başka bir yerde. Buna rağmen buradan çıkıyorsa buradaki mevzu işte ucuzluk falan filan demek ki değil. Başka bir şeyden korktuğu için yabancı çıkmış. Ama işte bir, burada bu artık hani yavaş yavaş yabancının dönmesi. İki, dünyada borsalarda şu gördüğümüz iyimserliğin devamı, ki yani ben dediğim gibi biraz daha iyimser taraftayım. Rekorlar gelmeye devam edecek diye düşünüyorum. Bir de bence üçüncüsü, Türkiye üzerinde konuşmamız gereken şimdi halka arz hikayesi. Şimdi bu sene 25 tane halka arz yapıldı. Sanıyorum 3 tanesine izin alındı. Yani 28 veya 29 olacak. Halka arzımız oldu, olacak. Geçen sene 8 tane halka arzımız vardı. Bu sene halka arzla Borsa İstanbul'dan çıkan para 12 milyar TL civarında, ki üstüne yenileri de gelecektir illaki. Şimdi bunlar, evet, Borsa İstanbul'a yeni yatırımcılar getirdi. Bir ara neredeyse 1 milyona yakın artış görmüştük. Bunların bir kısmı hesaplarını kapatıp, ya kapatıp demeyelim, bakiyesiz hesabı çevirdikleri, yani her şeyi satıp çıktıkları, TL'yi çektikleri zaman o hesap inaktif oldu. O yüzden onu azalmış gibi görüyoruz aslında. Şu anda sene başına göre 500 bin kişilik bir artış var. Şimdi bir yandan piyasadan para çıkışının durmuş olması, bu hisse şeylerin, halka arzların azalmış olmasını yarattığı olumlu etki var. Bir yandan işte al satçılar, 3 tavan olsun da ben satarım diyen yatırımcıların piyasadan çıkması, evet. Ama kalanın burada hala bir şeyler yapmaya çalışması bence borsa için olumlu gelişmelerden biri. Peki Tufan abi, devam edeceğiz izninizle, bir araya gitmem lazım. Küresel piyasalarda çok az bir vaktimiz kaldı. Tufan Cömert ile Cem Tözge ile devam ediyoruz. Tufan Cömert, biraz böyle sanki kestim gibi oldu ama Tufan abi, borsa ilişkin ekleyeceğin var mı ve sektörel anlamda öne çıkaracağınız hisseler varsa da dinlemek isteriz. Yok, hani o neden olumlu olduğumu anlatıyordum. O tam yerinde bitirdik. Sektör anlamında şu anda çok öne çıkaracağımız bir şey yok. Zira zaten sıkışık yerdeyiz. Hacimler zayıf. Makro hikaye anlamında çok uzun uzun bir şey anlatamıyoruz. O yüzden şu anda hani şu sektör şu hissedecek de biraz işte haber akışına, biraz da zamanlı ruhuna uygun hareket etmek daha mantıklı görünüyor. Peki Cem Tözge'ye döneyim. Borsa ilişkin sektörel anlamda ekleyeceğiniz bu dönemde öne çıkabilecek hisseler, değerlendirmeler var mı üstad? Yok, yani dediğim gibi eğer bir yükseliş hareketi olacak ise ben bunun bankacılık önderliğinde olma ihtimalini daha yüksek görmekteyim. Tabii ki o hani Ereğli Bimaş gibi biraz önce bahsettiğim blue chip kağıtlarımız, önemli kağıtlarımız da buna destek verebilir. Çünkü bunları zaten biz ata yatırım olarak beğeniyoruz. Yani yurt dışı şu anda sanki o yurt dışından gelecek haber akışı önümüzdeki süreçte bir miktar daha bizim için daha önemli olacak gibi gözüküyor. Onu da altını çizmek yurt istiyorum. Yurt dışı çünkü hala biraz destekleyici gibi mi Cem Tözge? Bugün mesela Amerikan borsaları yukarıda, Bovespa yukarıda. Yani kesinlikle destekleyici gibi. Yani ilginç. Aynen, yani dediğim gibi Amerikan endeksleri şu anda yeni zirve yapıyorlar. Ve bence Cuma dahil gelecek haftanın hikayesi global enflasyon olacak. Bunun altını çizmek istiyorum. Hı hı. Bu özellikle tahvil tarafında, özellikle Çin enflasyonu var Cuma günü. Mesela bunu yakından takip etmekte fayda var. Yine gelecek hafta Amerika'da o %5 olarak son açıklanan Türkiye enflasyonu var. Yani önümüzdeki bir hafta herhalde global enflasyonun daha fazla konuşulduğu günler bizi bekliyor gibi gözüküyor.
dediğim gibi yurt dışında şu anda eğer bu koşullarda kalırsak esen rüzgar kısa vadede bizim TL varlıkları özellikle borsa cephesine destek verebilir diye düşünmekteyim. Birer cümleyle Merkez Bankası'nı da sormuş olayım. Haftaya çarşamba günü perşembe resmi tatil olduğu için toplanmasını bekliyoruz. Tufan Cömert, ne bekliyoruz? Bu mevcut enflasyon tablosuyla Merkez Bankası ne yapabilir? Görüntü oldukça sevimsiz. Ya önümüzdeki ay enflasyon biraz daha yükselecek diye hesaplıyoruz. Faiz konusunu şu anda çok hani indirim konusuna uygun bir noktada değiliz diyerek özetleyeyim. Peki. Cem Tözge'den de alayım diyorum. Ne dersin? Aynı şekilde. Herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Hatta son geçtiğimiz metne nasıl bir önceki metne göre biraz daha şahin algılanmıştı. O şahin söylemin devam etme olasılığını özellikle bu son enflasyon verisi ve Temmuz'da da enflasyon yükselecek olacak gerçeğiyle korunacağını düşünmekteyim. Peki teşekkür ederim ben her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Tufan Cömert, Cem Tözge. İyi akşamlar diliyorum.